Sevgili öğrenciler, dersimiz matematik. Bilfen Matematik 6 fasikülümüzün konu anlatımlı kısmından gramdan miligrama, miligramdan da grama çevirme örnekleri ve konusunu işleyeceğiz. Gramı miligrama dönüştürmek için çocuklar 1000 ile çarparız. 1 gram 1000 miligramdır. Örnekler yapalım. 6 gram 6'yı 1000 ile çarpıyoruz. 6 kere 1000, 6000 miligram. Sağ tarafına 3 sıfır ne yapıyoruz? Ekliyoruz 6 sayısının. 75 gramı miligrama çevirmek için 75 çarpı 1000, 75.000 miligram olarak hesaplıyoruz çocuklar. 9 gram 650 miligramı miligrama çevirmek için 9 gramı hesaplıyoruz önce 9.000 miligram. 650 zaten miligramdı. 9000'e 650'yi eklediğimizde 9650 miligram yaptığını görüyoruz. 82 gram 400 miligramı yine miligrama çevirmek için 82 gramı 1000 ile çarpıyoruz. 82.000, 400'ü ekliyoruz. 82.400 olarak sonucu bulmuş oluyoruz çocuklar. Miligramı grama dönüştürmek içinse 1000'e böleriz. 1000 miligram 1 gramdır. Bir sayıyı 1000 ile bölmek için sayının sağ tarafından 3 sıfır silmemiz yeterlidir. 2000 miligramı grama çevirirken 2000 bölü 1000, 3 sıfırını sildik, 2 gram oldu. 43.000 miligramı grama çevirirken 43.000'in sağ tarafından 3 sıfır sildik ve sonucu 43 gram olarak ne yaptık? Bulduk. 8.800 miligramı grama çevirmek için 8.800'ü toplama şekline getiriyoruz. 8.000 artı 800 şeklinde ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. 8.000 miligram, 8.000'i 1000'e bölüyoruz. 8 gram oluyor ve 8 gram 800 miligram olarak ne yapıyoruz? İfade etmiş oluyoruz. 67.000 miligram artı 480 miligramı çevirmek için 67.000'i 1000'e bölüyoruz. 67.000, 480'i de ekliyoruz. 67 gram 480 miligram olarak ne yapıyoruz? İfade etmiş oluyoruz. Yüzler, onlar ve birler basamağı sıfırdan farklı olan sayıları toplama durumuna getirerek dönüşümünü yaparız çocuklar. Kuyumculuk altının keşfedilmesiyle ortaya çıkan ve miligramlara en çok dikkat eden meslek türüdür çocuklar. Hassas teraziler kullanılır kuyumculukta altınları tartarken. Şimdi bir tane örnek yapalım. 1 miligram altın 10 kuruş olduğuna göre 17 gram 400 miligram altın kaç TL yapar diyor. Önce ne yapacağız? 17 gram 400 miligramı miligram olarak ifade edeceğiz. 17 gram 17.000 miligram, 400 daha 17.400 miligramdır. 1 miligram altın 10 kuruşsa 17.400 miligram altın kaç kuruştur? Hemen 10 ile çarpıyoruz. 174.000 kuruş olarak hesaplıyoruz. 100 kuruş 1 lira olduğu için 174'ü 100'e bölüyoruz. 2 sıfırını sildiğimizde 1740 lira olmuş oluyor problemimizin cevabı. Etkinlikler yapalım. Aşağıda verilen kütle ölçülerini istenilen kütle ölçülerine dönüştürelim. 5 gram kaç miligramdır? 1 gram 1000 miligramsa 5 gram 5 çarpı 1000 5000 miligramdır. 5 sayısının yanına 3 tane 0 ekledim. Yani 5'i 1000 ile çarpmış oldum. 29 gram kaç miligramdır? 29 çarpı 1000 29 29.000 çocuklar.
264 gram kaç miligramdır? 264 çarpı 1000, 264.000 miligram. Yine verilen sayıların sağ tarafına 3 sıfır eklemekle bu sayıları 1000 ile çarpmış oluyorum. 7 gram 380 miligramı miligrama çevirelim. 380 zaten miligram. 7 gramı miligrama çevirip 380'i ekleyelim. 1 gram 1000 miligramdı. 7 gram 7 çarpı 1000 7000 miligramdır. 380'i de eklediğimizde 7380 miligram olarak hesaplarız. 64 gram 550 miligram. 64 gramı miligrama çevirelim. 64.000 550'yi de eklersek 64.550 miligram olarak buluruz çocuklar. Şimdi sağ taraftaki etkinlikte de miligramı grama çevirmemiz isteniyor. 8000 miligram kaç gramdır? 8000'i 1000'e bölüyoruz. Yani sağ tarafından 3 sıfır siliyoruz. 8000 miligram 8 gram eder çocuklar. 79 miligram grama çeviriyoruz. 79 bölü 1000. Yine 1, 2 ve 3 sıfırını siliyoruz. 79 gram olarak ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. 2600 miligramı gram ve miligram şeklinde ifade ediniz diyor. 2600'ü toplama şekline getirelim. 2000 artı 600 diye ifade ederiz. 2000 miligramda 3 sıfırını sildiğimizde 2 grama karşılık gelir. Geriye 600 miligram kalır. 2 gram 600 miligram olarak ne yaparız? İfade ederiz. 88.240 miligramı yine toplama şeklinde yazarsak 88.000 artı 240 şekline getiririz. 88.000 miligramın yanından 3 sıfırını silersek geriye 88 gram kalır. 88 gram 240 miligram olarak yazabiliriz çocuklar. 3420 miligram artı 5580 miligramı grama çevirmemiz isteniyor. 3420 ile 5580'i topladığımızda 9000 miligram yapar. 9000 miligramı da grama çevirirsek, yani sağ tarafından 3 sıfırını silersek, geriye 9 gram olarak ne yaparız? İfade etmiş oluruz çocuklar. Aşağıda verilen kütle ölçülerini küçükten büyüğe sıralayalım. Burada 42 gram var. Burada 43.670 gram var. Burada 70 gram var. 7200 gram var ve 4 gram 660 miligram var. En küçüğü 4 gram olduğu için 4 gramı başa alıyoruz. Ondan sonra 42 gram, sonra 70 gram, 7200 gram ve 43670 gram en büyüğü olarak ne oluyor? Yazılmış olur çocuklar. Aşağıdaki kütle ölçülerini istenen birimlere dönüştürelim. 5 gram kaç miligramdır? 1 gram 1000 miligramsa 5 gram 5 çarpı 1000 5000 miligram. 1 ton artı 2 kilogramı kilogram cinsinden ifade edelim. 1 ton 1000 kilogramdı. 2 kilogram da burada var. 1000 2 kilogram yapar çocuklar. 4 kilogram 43 gramı grama çevirmemiz isteniyor. 1 kilogram 1000 gramdı. 4 kilogram 4 çarpı 1000 4000 gram. 4000'e 43 gramı da eklersek 4043 gram yapar çocuklar. 12 gram 620 miligramı miligrama çevirmemiz isteniyor. 12 gram 12 çarpı 1000 12000 miligramdır. 12000 artı 620 12.620 miligram olarak ne yaparız? Hesaplamış oluruz. 8.000 miligramı grama çeviriyoruz. 8.000 bölü 1000, 3 sıfırını siliyoruz. 8 gram. 2.803 kilogramı ton ve kilogram cinsinden ifade edersek,
2000 artı 803 diye ne yaparız? Bunu toplama şeklinde yazabiliriz. 2000 kilogram 2 tona denk gelir. Geriye 803 kilogram kalır. 2 ton 803 kilogram olarak ne yapıyoruz? Yazıyoruz çocuklar. 155 bin gram kaç kilogram ve kaç miligram yapar? 155 bin kilogram, 155 bin gramın 1000'e bölüyoruz. 3 sıfırını siliyoruz. 155 kilogram oluyor. 155 kilogramı da miligrama çevirirken ne yapıyoruz? 155 milyon miligram olarak ifade etmiş oluyoruz çocuklar. 1 kilogram 1000 gramdı. 1000 gramı önce grama çevirdik, 155 kiloyu. 3 sıfır ekledik, 155 bin gram. Gramdan da miligrama çevirdik. Bir 3 sıfır daha ekledik. 155 milyon miligram yapmış oldu çocuklar. 5082 miligramı çevirirken 5000 miligram ne yapar? 5 gram. 5000 bölü 1000, 5 gram. Geriye de 82 miligram kalır. 82 miligramını da yazıyoruz. 3420 miligram artı 5580 miligram kaç gram eder? 3420 ile 5580'i topladığımızda 9000 miligram yapar. 9000 miligramı grama çevirmek için yine 1000'e bölüyoruz. Sağ tarafından 3 sıfırını sildiğimizde 9 gram oluyor çocuklar. 17 ton eksi 7485 kilogramı kilogram cinsinden ifade etmemiz gerekiyor. 17 tonu kilograma çevirirsek 17000 kilogram. 17000 kilogramdan 7485 kilogramı çıkardığımızda geriye 9515 kilogram kalır çocuklar. 11 kilogram eksi 5000 gramı grama çevirmemiz isteniyor. 11 kilogramı grama çevirirsek 11 çarpı 1000, 11000 kilogram. 11000 kilogramdan 5000 gramı çıkardığımızda geriye 11000 gramdan 5000 gramı çıkardığımızda geriye 6000 gram kalır çocuklar. 8 gram 10 miligramı miligrama çevirmemiz isteniyor. 8 gram 8000 miligram artı 10 miligram daha 8010 miligram olarak ifade edilir. Şimdi teraziler var. Terazileri eşit duruma getirmek için hangi kefeye ne kadar ağırlığın gelmesi gerektiğini yazalım diyor. Birinci terazimizde sol tarafta 7 gram var. Sağ tarafta 7, 4 daha 11 gram var. 7 gramı 11 grama tamamlamak için sol kefeye 4 gram eklememiz lazım. 4 gram burada silgiyle ifade edildiği için sol kefeye 1 adet silgi koymamız gerekecek çocuklar. Altına bakalım. Altında bir ananas, bir limon var. 700 gram, 11 gram toplayalım. 711 gram sol kefe. Sağ kefeye bakalım. Bir ekmek var, 250 gram. Bir patates var, 450 gram. 250 ile 450'yi topladığımızda 700 gram yapar. Sol taraf 711, sağ taraf 700 gram. Demek ki sağ tarafa 11 gramlık bir nesne eklememiz lazım. Sol tarafta 11 gramlık nesne limon. Limon olduğu için sağ tarafa bir tane limon koymamız gerekiyor ki teraziler eşitlensin. Sonraki terazimize bakalım. Burada 230 gram var. 982 gram var. Ve 200 gramlık bir elma var. Sağ tarafta da 212 gramlık bir yumurta, 1 kilogramlık da bir karpuzumuz var. Sol tarafı toplayalım çocuklar. 230, 980 ve 200 gram toplam 1412 gram yapar. Sağ tarafı topladığımızda 1 kilogram 1000 gram.
1212 gram da yumurta, 1212 gram. Sol taraf 1412, sağ taraf 1212. Aradaki farkı alırsak 200 gram eksiğimiz var sağ kefede. 200 gram, burada sol tarafta 200 gramlık ne görüyoruz? Elma. Sağ kefeye elma eklememiz yeterlidir çocuklar. Son terazimize bakalım. Bir oyuncak ayıcık var. 22 gram 600 miligram. Sağ tarafa bakalım. 7090 miligramlık bir oyuncak araba. 4210 miligramlık bir oyuncak uçak var. 7090 ile 4210'u toplarsak 11300 miligram yapar sağdaki kefe. Soldaki ayıcığımız neydi? 22 gram 600 miligramdı. Hemen 22 gram 600 miligramdan 11300 miligramı çıkardığımızda geriye 11300 miligramlık bir eklememiz gereken nesne ağırlığını buluruz. Oyuncak araba ve uçağımızın ikisi birlikte toplamıştık biraz önce 11300'dü. Demek ki bunlardan birer tane daha sağ kefeye koyduğumuzda ayıcıkla dengelenmiş oluyor. Birer tane ne yapmamız gerekiyor? Eklememiz gerekiyor çocuklar terazinin dengelenmesi için. Bir başka matematik etkinlik çözümlerinde görüşmek üzere çocuklar. Hoşça kalınız.